Merhaba. Hepinize iyi akşamlar. Hira Dedektörü Sivas Vahi Hightech Yeraltı Görüntüleme Sistemlerinden ben Gürkan. Bugün yine sizlerle bir araya geldik. Bildiğiniz üzere Hira Dedektörü'nün üretmiş olduğu manyetik yeraltı görüntüleme sistemlerinin gerçek saha testleriyle karşınızda olduk. İzleyen arkadaşlar iyi bilecektir. Geçtiğimiz hafta sonu Getere PowerMax, yeni çıkan bir modelimiz. Getere PowerMax ile 30 yıllık bir kuyunun yanındaki dolgu alanı, boşluk alanı ve 300 gram civarında çelik bir çiviyi ki yarısı toprak altında, yarısı üstünde görebilmeniz açısından böyle bir hedef seçtik. Tespit ettik. Bu açıdan gerçekten mutluyuz. Bunu size gösterebildiğimiz için. Diğer test videolarımızda olduğu gibi net ve temiz bir algılama oldu. Bu videodan sonra çok sayıda olumlu geri dönüş yaşadık. Bunun yanı sıra bize sorulan sorular da oldu. Biz bu arkadaşlarımıza bireysel anlamda yanıtlarını versek de bilgilendirme yapabilme adına bunu da sizlerle paylaşmayı biz uygun gördük. Takdir ederseniz. Şimdi geçtiğimiz haftaki videomuzdan sonra bize sorulan 3 tane başlıca soru var. Bunlardan bir tanesi yeni dolgu alanla eski dolgu alan arasındaki farktan bahsettiler. Genelde sorular bu yönde geldi. Arkadaşlar, Getere serisi gibi nitelikli ve kaliteli yeraltı görüntüleme sistemlerine sahipseniz ve bir alanda nasıl ölçüm yapacağınızı, sensör örneklemelerini nasıl yapacağınızı çok iyi biliyorsanız, 3 ay önce doldurulmuş bir alanla 3 asır önce yapılmış bir alanı görüntülemeniz arasında bir fark olmadığını, çok fazla bir fark olmadığını siz de rahatlıkla göreceksiniz. Hatta sistemlerimizi, cihazlarımızı kullanan arkadaşlarımız, kullanıcılarımız bu konuda yeteri kadar tecrübeye sahipler. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz üzere hem 6 ay önce test alanımızda oluşturulmuş simülasyon hedeflerimizi hem 2 metrelik blok kaya altında kısa süre önce açılmış boşluğu aynı başarıyla görüntülediğimizi çok net bir şekilde biz ortaya koyduk. Bunun yanı sıra kilise tünelinde çekimimiz oldu. İçi dolu olan, toprakla doldurulmuş olan mahzene kadar çok net ve temiz bir şekilde görüntüledik. Etüdünü yapabildik. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi görüntüleme sistemlerini nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ve sistem de kaliteliyse bu sizin için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Pardon. İkinci bir husus, ikinci soru daha doğrusu metalle ilgili geliyor. Arkadaşlar, yeraltı görüntüleme sistemleri, adından da anlaşılacağı üzere yeraltı görüntüleme sistemleri. Bunlardan bir metal dedektörünün, tek para dedektörünün performansını beklemek tek gerçekçi olmaz. Bunu açık konuşmamız gerekiyor. Yani toprak içerisindeki düşük yoğunluktaki metalleri, takıları, sikkeleri tespit etme şansınız pek yok. Haliyle bu gerçeğin farkında hareket edersek başarılı olmamanız için de en ufak bir sebep yok. Ama geçen hafta gösterdiğimiz üzere minimum 300 gram ve üzerindeki herhangi bir metali toprak içerisindeki veya yapı içerisindeki yeterli yoğunluktaki herhangi bir metali tespit etmeme gibi bir şansınız yok. Yeter ki uygun mesafede uygun yoğunlukta metal olsun. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle söyleyeyim, ilerleyen dönemlerde bununla ilgili farklı testlerimiz olacak. Farklı videolarla karşınıza geleceğiz. Geçtiğimiz hafta çivi örneğini, çelik çivi örneğini biz metali videoyu izleyen siz değerli insanların da görebilmesi açısından seçtik. Üçüncü bir husus, altın tespiti ile ilgili sorular geliyor. Deniliyor ki işte altını görmez cihazlar.
Arkadaşlar altın bildiğiniz üzere diamantik maddedir. Doğada bildiğimiz hiçbir mineralle tepkimeye girmez. Oksit oluşturmaz. Bakteri tutmaz. Hatta bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Gümüşün de altına aslında birçok açıdan benzer tarafları vardır. Gümüş de altından benzerlikler gösterir. Hatta şöyle ki saf gümüş bakteri tutmaz altın gibi. Gümüş saf ise altın gibi bakteri tutmaz. Bu sebepten dolayı özellikle Roma döneminde ordu mensupları, lejyon birliklerinde askerler aldıkları yüzeysel yaralarda yaranın etrafını gümüşle sararlar ve bu sebepten dolayı da o bölge enfeksiyon kapmaz. Hatta bugün bile üretilen klimalarda, su arıtma cihazlarında farkındaysanız ya da dikkat ettiyseniz gümüş iyon filtrelerinden bahsedilir. Gümüşün de altına benzer yanları vardır. Neyse bu daha sonraki bir konu, geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Manyetik görüntüleme sistemleri veya diğer sistemler demiri tespit eder, altını tespit edemez diyorlar. Bu konuda bakın yeterli yoğunlukta olması kaydıyla altını her şekilde tespit edersiniz. Bu konuya daha sonra geleceğim ben. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Demiri görür, altını görmez diyorlar. Arkadaşlar ister 30 yıl önce olsun, ister 3 asır önce olsun, herhangi bir topluluğa mensup insan kendi kıymetlisini saklayacağı zaman açtığı çukura bronzu, bakırı ya da altını arpa taneleri ya da tohum gibi toprağın içine serpip çıplak vaziyette bırakmaz. Altını, gümüşü, bronzu mutlaka ya bir çömlek içerisinde, ya bir küp içerisinde ya da metal bir muhafaza içerisinde ama mutlaka korunaklı bir şekilde gömer. Mantıken düşünün, bugün sizin elinizde böyle bir şey olsa, tüm teknolojik imkanlarımıza rağmen, şimdi dedektörlerimiz var. Siz bir şey saklama ihtiyacı olsanız, mesela 2000 tane, 1000 tane, 300 tane, 500 tane çeyrek altınız olsa, toprak altına bunu saklamanız gerekse, onları bir arada tutacak bir muhafazayı mı tercih edersiniz, yoksa doğrudan toprağa çukur şeklinde açar gömer misiniz? Mantık olarak kapalı bir şey içerisinde saklarsınız. Şimdi haliyle evet, ferromanyetik yani demir türevi maddelere bu cihazlar çok daha duyarlı ise, pişmiş toprak gibi yoğun demir minerali elementi barındıran muhafazayı nasıl göremeyiz? Ya da bunun içerisindeki metali. Yani demek istediğim, ister altın olsun ister gümüş olsun, yeterli doğru mesafede ve doğru yoğunlukta metal var ise içerisinde, bunu tespit etmeme şansınız yok. Yeter ki iyi bir cihazınız olsun ve siz bilinçli şekilde arazide hareket edin. Ölçümlerinizi, etütlerinizi buna göre yapın. Diğer konularda herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Bir diğer hususa gelince son olarak şunu söylemek istiyorum. Cihazlarımızın kalitesiyle tanışmak isteyen arkadaşlar için bir fırsatımız var. Hira Dedektörü İstanbul ya da Sivas Bayi Hightech Yeraltı Görüntüleme hizmetlerine geldiğiniz zaman üst düzey yeraltı görüntüleme sistemlerini haftalık olarak kiralama hakkına, şansına sahipsiniz. Manyetik görüntüleme sistemlerini almak için yeterli bütçesi bulunmayan ya da ben önceden bunu denemek istiyorum diyen kullanıcılar için bu imkanımız da var. Bunun için tek yapmanız gereken bizlerle irtibata geçmeniz, bizi aramanız, şartları öğrenmeniz. İlerleyen zamanlarda, yakın zamanlarda yeni saha analizleriyle, test videolarıyla karşınızda olacağız. Hem yeraltı görüntüleme sistemleri hem de diğer Hira Dedektörü'nün ürettiği sistemlerle ilgili yeni videolarla yakında karşınızda olmak üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşça kalın, iyi akşamlar.